Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Zaman serisi analizine giriş yapmadan önce zaman yapısı üzerinde, yani bir veri setindeki zamana bağlı olan bizlere zaman dilimlerini veren sütun üzerinde manipülasyon yapma ihtiyacımız olabilir. Çok çok önemli bir konu mu? Bence değil, ama yine Python üzerinde bu işlemleri kısaca nasıl yapabiliriz? Bunları sizlere göstermeye çalışacağım. Sonuçta herhangi bir yerden bir ham veri istediğiniz bir biçimde alamayabilirsiniz veya ham veri alır Excel'de de düzenleyebilirsiniz. Çok önemli değil. Ama Python üzerinde de yine kısa manipülasyonlar, kısa bilgiler alabilirsiniz. Bunun için DateTime dediğimiz bir modülden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle bu modülü import DateTime dedikten sonra bir S yapısıyla DT olarak kısaltabiliriz. DateTime modülü içerisinde birçok işlem yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan önemli olanları kısaca sizlere göstermeye çalışacağım. Örneğin X olarak bir nesne tanımladığımızda DT.DateTime yapısını çağırıyoruz. Bu arada buradaki ikinci çağırdığımız DateTime yapısı ilk import ettiğimizin içerisinde ayrı bir nesne olarak bizlere gelen bir yapı. Sonuçta DT üzerinden çağırıyorum, dikkat ettiyseniz. DateTime yapısından sonra noktaya bastıktan sonra birçok işlem yapabiliyorsunuz. Örneğin now yapısını kullanarak ve print x dediğimizde şu andaki zaman yapısı ile ilgili bilgileri alabiliyorsunuz. Burada 2023-05-10-23-01 şeklinde ilerleyen bir yapı karşımıza geliyor. Bu yıl, ay, gün cinsinden ve saat olarak da saat, dakika, saniye ve mikrosaniye dediğimiz bir yapıyla bilgileri alabiliyoruz. Yine aynı mantıkla today yapısını da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde today'de de bu işlemi kısaca yapabiliyorsunuz. Bir data yapısı içerisinde, yani buradaki tarih ve saat barındıran data yapısı içerisinden spesifik bilgileri de yine aynı mantıkla çağırabilirsiniz. Bunun için x nokta dedikten sonra görmüş olduğunuz gibi bazı yine karşımıza yapılar çıkıyor. Örneğin ben year dediğimde buradaki tarih yapısının içerisindeki sadece yıl kısmını alabiliyorum. Aynı mantıkla yine day diyerek günü alabiliyorum çalıştırdığımda. Yine ay yapısını çağırmak istediğimde month şeklinde yine çağırma işlemini yapabiliyorum. Yine saat tanımlı ise, ki today kullanıyorsanız tanımlı gelecektir. Burada da yine hour yapısını çağırarak yine saat kısmını da bu şekilde alabilirsiniz. Yani bir zaman dilimi içerisinde bu şekilde yılı, günü, ayı, işte saati, dakikayı, saniyeyi vesaire bilgileri alabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında istediğiniz bir yapıda, yani istediğiniz bir tarihi oluşturma işlemini de yapabilirsiniz. Bunun için şurayı isterseniz silelim. Bu noktada da DT üzerinden date dediğimiz bir yapıyı çağırıyoruz arkadaşlar. Parantez açtığımız zaman bizden dikkat ederseniz 3 tane parametre istiyor. Year yani yılı, month yani ayı ve bir de gün yapısını istiyor. Örneğin 2010 10 dedikten sonra gün yapısını da 22 dediğimizde bu tarihleri birleştirerek bize bir tarih nesnesini döndürebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi yılı benim verdiğim 2010, ay 10. ay ve gün olarak da 22'yi yapabiliyorsunuz. Aynı mantık çerçevesinde time yapısını kullanarak bir saat dilimi de oluşturabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi ilk parametre bizden saati istiyor. Virgül ikinci parametremiz bizden minüt yani dakikayı istiyor. Yine üçüncü parametre saniye yapısını istiyor. Dördüncü parametreyi yazabilirsiniz. Mikrosaniye dediğimiz bir yapıyı da yine kullanabiliyorsunuz. Çalıştırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi 13, 24, 10 şeklinde saat, dakika ve saniye yapısını da dt.time olarak yerleştirebilir ve bir nesne ortaya çıkartabilirsiniz. Her ikisini de kullanmak istiyorsanız ve bu şekilde bir nesne oluşturmak istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor? Bu durumda da yine DT üzerinden DateTime yapısını çağırıyorsunuz ve açtıktan sonra parantezi bizden öncelikle yılı istiyor.
Örneğin 2020 virgül dedikten sonra ay yapısını istiyor. 5 yazıyorum. Daha sonra gün atıyorum 12 olsun. Virgül devam ediyor, dikkat ederseniz artık saati istiyor bizden. 13 yazdım. Diğeri minüt, yani dakika 24 ve son olarak da saniye yapısını çağırabiliriz. Bu şekilde çalıştırdığımızda görmüş olduğunuz gibi yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye olarak, yani hem tarihi hem de saati birlikte kullanabileceğiniz ve oluşturabileceğiniz bir nesne yapısını tanımlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında iki ayrı nesne üzerinden zaman, yani tarih ve saat yapılarını birleştirme işlemini de yapabilirsiniz. Örneğin şöyle bir date yapısı oluşturalım. Öncelikle burası bir tarih olsun. İşte 2010,12,24. Bir tarih nesnesi olduğunu düşünün elinizde. Daha sonra x2 diyorum. x2'de de bir saat yapısı olsun. dt nokta, bu durumda time yapısını çağırıyoruz. İşte saat 12.23 geçsin. Saniye olarak da 12 olsun. Bu iki ayrı nesneyi de bir noktada birleştirme işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da x3 diyelim. Eşittir dt üzerinden date time'ı çağırıyorum. Nokta dedikten sonra combine, yani birleştirme, kombine etme yapısını çağırıyorum. X virgül x2 diyorum ve print x3 demem lazım tabii ki. Buraya da bunu da birleştirdiğimde görmüş olduğunuz gibi burada, hatta şöyle silelim karışıklık olmasın. Bu noktada yukarıdaki tarih ile alttaki zaman yapısını, ki bunlar iki ayrı nesne burada. İki ayrı nesneyi de yine tek bir nesne yapısı içerisinde birleştirme işlemini yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yine bunun üzerinde değişiklik yapma ihtiyacınız olabilir. Yani burada yılı, tarihi vesaire her şeyi değiştirebilirsiniz. Bunun için ise şöyle x4 diyelim. DT nokta dedikten sonra yine date time'ı çağırıyorum ve nokta dedikten sonra replace yapısını çağırıyorum. Replace içerisinde date time yapısında, yani hangisinin değişiklik yapılabileceği ile ilgili nesne istiyor benden. Ben diyorum ki en son x ile x2 birleştirdim, x3 ortaya çıkmıştı. Öncelikle şu x3 üzerinde değişiklik yapmam gerektiğini bildiriyorum. Diğer parametreler, bakın görmüş olduğunuz gibi year, yani yılı neyle değiştireyim diyor. Yani yeni yıl değeriniz ne diyor. Örneğin 2011 olsun, virgül yeni ay değerini buraya yazıyorum 10. Daha sonra burası gün olarak 30 olsun. Saat olarak saat 15 olsun. 48 dakika olsun ve saniyede 26 olsun. Şimdi şöyle tekrardan hem x3'ü hem de x4'ü birlikte yazdıralım. X3 yapısı görmüş olduğunuz gibi 2010, 12, 24, 12, 23, 12. saniyede ve artık X4'te de X3'ten gelen datalar üzerinde bir replace, yani değişiklik yapmam gerektiğini söyledim. Ve bu noktada da X3'ü ilk olarak parametre olarak gönderdim. Daha sonra yeni değerlerin 2011, 10, 30 ve 15, 48 ve 26. saniye olduğunu bu noktada bildirdim. Yani bu yapılar her zaman karşınıza çıkmayabilir ama aklınızda bulunsun arkadaşlar. Farklı yapılardan farklı birleştirmeler kullanmak durumunda kalabilirsiniz. Dediğim gibi çok önemli, çok çok önemli bir konu değil. Ama en azından bu manipülasyon yöntemlerini bilelim. İş ihtiyacımız olur, işimiz düşer. Çünkü her zaman ham veriler istediğimiz özellikte gelmeyebilir. Veya bunu dediğim gibi Excel'de de düzenleyebilirsiniz. Çok önemli değil ama biz bilelim. Konunun çok derinlemesine girmeden, yani zaman serisinin daha başındayken bunu kısaca sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun dışında biçim üzerinde de oynama yapabilirsiniz. Ne demek aslında? Şöyle isterseniz bir date yapısı kalsın. Mesela 2010-12-24, bu bizim için bir tarih yapısı. Hatta şöyle bir yazdıralım, birlikte tekrardan görelim. Şunu bir silelim. Çalıştırdığımızda 2010 yılı 12. ay ve 24. gün olarak böyle bir biçimde geldi. Şimdi bu biçimleri değiştirme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela x2 diyerek ve bunun için dt nokta, yine date time üzerinden str f time yapısını kullanıyoruz. Bunun için öncelikle hangi date time yapısını değiştireceğimiz, yani biçimini değiştirmek istediğimiz nesneyi bizden istiyor. Diyorum ki x'i
Yani şu oluşturulmuş olan x nesnesinde ben değişiklik, biçim değişikliği yapmak istiyorum. Dikkat edin, replace gibi sayı değişikliği değil. Sadece biçim değiştireceğim. Örneğin bunu virgül koyduktan sonra diyorum ki bana yıl virgül, ama tabii ki daha öncesinden şöyle bir tire koymam gerekiyor. Bu arada bir saniye, virgül galiba yoktu ya. Format yapısı olduğu için bir deneyelim. Belki karıştırmış olabilirim. Yüzdelik, daha sonra ay ve daha sonra yüzde d diyerek year, month, day şeklinde. Aslında yapıyı bozmayacak şekilde oluşturuyorum. Daha sonra şuradan print x2 diyelim. İkisini birlikte bir yazdıralım. Çalıştırdığım zaman biçim üzerinde herhangi bir değişiklik yok. Çünkü verdiğim biçim yapısı aslında orijinal. Çünkü ilk olarak yılı, daha sonra ayı ve daha sonra günü ver dedim. Bunun üzerinde bir değişiklik yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Mesela şu büyük y'yi küçük yaptığınız zaman bakın çalıştırdığımda ne oldu? Sıralamada bir değişiklik yok. Ama ne oldu? 2010 yapısının 10 olarak değiştirdi. Yani sondan ilk iki tanesini aldı. Bu bir biçim değişikliğidir. Yani bir format değişikliği yapmış oldu. Veya bu genellikle şöyle tam olarak gözükmesi için büyük Y yazılır. Mesela günü ortaya alabilir, ayı sona alabilirsiniz. Çalıştırdığımız zaman ne oldu? Bakın bu durumda gün ortaya geldi, ikinci yapıya geldi, üçüncü olarak da ay geldi. Yani buradaki yapıyı kullanarak bir biçim değişikliğine yine gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında başka ne yapabiliriz? Tarih ve saat birimleri üzerinden fark alabilirsiniz. Nasıl? Şöyle gösterelim hemen. İşte atıyorum ilki şöyle 2022 olsun. Hatta şunu x demeyelim, tarih diyelim. Tarih 2022 olsun. 10. ay yapalım ve şöyle de günü 20 yapalım. Bu bir tarih. Bir de ikinci tarih yapalım. Tarih 2 diyelim. Bu da yine aynı mantıkla şuraya aldım, kopyaladım. İkinci yapıda da 2023 dedim. Buna 11 dedim. Son 20 kalsın. Fark olarak bildiğimiz matematiksel işlemi alabilirsiniz. Tarih 2'den tarih 1 yapısını çıkarttığımızda ve print fark dediğimizde şöyle bir sonuçla karşı karşıya kalabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi aradaki farkın 396 gün olduğunu ve saat dilimi farkını da bize bu noktada veriyor. Saat tanımlı olmadığı için 0 kabul ediyor. O yüzden 0 olarak devam ediyor. Buradan sadece günü alabilmek için mesela days dediğimizde sadece gün farkını bu şekilde alabilirsiniz. Yani 396 günlük bir fark olduğunu bu şekilde basit bir matematiksel işlemle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yine bununla ilgili farklı kullanılan bir yöntem daha var. Time delta dediğimiz bir yöntem. Burada da tarih 1 ve tarih 2 yapıları yine aynı şekilde kalsın arkadaşlar. Fark yapısında şöyle bir yapı ortaya çıkıyor. Diyorum ki tarih 2'den eksi tarih 2 üzerinden yine işlem yapacağım. Tarih 1'e gideceğiz. Aslında biraz ters mantık gibi. Biraz önce bulduğumuz bu 396'lık farkı tersten gideceğimizi düşünün. Bunu da şu şekilde yapabilirsiniz. Tarih 2 eksi dedikten sonra dt diyorum. Daha sonra date time yapısı üzerinden mi? Bir bakalım. Bir saniye. Karıştırmış olabilirim. Date time'dan mı gelecek? Time delta'ydı. Yok. Time, o zaman direkt dt üzerinden alacağım. Tamam. Time delta parametresini kullanabilirsiniz. Buradan days olarak bir fark istiyorum. Days yapısına 396 diyorum. Şimdi bu noktada ben bunu çalıştırdığım zaman yapacağı işlem şu. Yani tarih 2'den 396 gün geriye gitmesini söylüyorum. Bu da aslında bana şuradaki tarihi vermesi gerekiyor. Çalıştıralım. Çalıştırdığımda görmüş olduğunuz gibi 2022 10-20. Yani aslında buradaki tarihi verdi. Yani bu fark işlemini biraz böyle tersten yapmış olduk ki time delta yapısının da yine ne işe yaradığı ile ilgili bilgiyi öğrenmiş olduk arkadaşlar. Bunu ve buna benzer yapıları yine daytime modülü ile yapabilirsiniz, bakabilirsiniz ihtiyacınız olduğunda. Son olarak şunu göstereyim hemen isterseniz. Veriler biliyorsunuz bizlere genellikle data frame içerisinde geliyor. Yani bir veri çerçevesi içerisinde geliyor.
Hemen isterseniz şöyle bir data frame yapısını oluşturalım. Bunun için bir de Pandas kütüphanesi gerekiyor. Bu arada belirli bir süre yine Visual Studio Code üzerinden işlemlerimizi yaparız. Makine öğrenmesi, derin öğrenme konusuna geçtiğimizde yine Colab'a doğru kayma işlemini yaparız. Şu anda zaten basit yapıları kurguluyoruz. Çok fazla bir GPU ihtiyacımız vesairemiz yok. Şimdi bir tarih atalım. Mesela 3 tane tarihimiz olsun. 2022-05-01 diyelim. Virgül. 2023-06-03 olsun. Virgül. Bir tane daha koyalım. 2021-02-03. Bu bizim tarihimiz olsun. Bir de veri setimiz olsun. Mesela bu tarihlerdeki atıyorum. İşte toplanan para diyelim. Atıyorum. 1000-2000-3000. Daha sonra bir data frame oluşturacağım. DFI eşittir nokta PD üzerinden bir data frame oluşturuyorum. Data frame yapısında başlıklarını yine bir sözlük veri tipinde gönderebilirsiniz. Tarih yapısı şu şekilde tarih veri setini alacak. Virgül diyorum veri olsun veya gelir diyelim fark etmez. Şöyle gelir olsun. Bu da veri yapısını alacak arkadaşlar. Ve print dedikten sonra DFI'yi bu şekilde yazdırdığımızda elimizde basit bir data frame yapısı gelecek. Görmüş olduğunuz gibi aslında verilerimiz genellikle bu şekilde gelecek arkadaşlar. Bir tarih sütunumuz, bir de zaman serisi dediğimiz, yani serinin içeriğini oluşturan, analizini yapacağımız, geleceğini tahmin etmeye çalışacağımız sütun yapımız bu noktada olacak. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta, elimizdeki tarih yapısının eğer bir date time yapısında değilse biraz önce yapmış olduğumuz date time'ların işe yaramayacağı arkadaşlar. O yüzden öncelikle date time yapısını bir kontrol etmemiz gerekiyor. Yani veri türünü kontrol edeceğiz. Kısaca şöyle bir info alabiliriz. Infoyu çalıştırdığımızda şöyle bakalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tarihin obje olarak tanımlandığını söylüyor. İlk yapmamız gereken işlem tabii ki bunu istediğimiz bir zaman dilimi yapısına çevirebilmek. Bunu peki nasıl gerçekleştiriyoruz? Bunun için yine sadece tarih sütunu üzerinden işlem yapacağım için öncelikle diyorum ki tarih eşittir diyorum. Bunu Pandas kütüphanesi üzerinden bir datetime yapısına to edebilirsiniz. Yani çevirebilirsiniz. pd.toDateTime yapısını kullanabilirsiniz. Neyi değiştirecek? Yine DFI içerisindeki tarih yapısını değiştirecek. Bunun dışında bir de format yapısını da bu noktada kullanabilirsiniz. İşte örneğin biraz önce sizlere göstermiş olduğum gibi yıl olsun, işte küçük harfle gün olsun ve bir de ay olsun arkadaşlar. Ve bu şekilde de yapıyı kullanabilirsiniz. Çalıştırdığımızda öncelikle herhangi bir değişikliğimiz var mı? Bunu bir kontrol edelim. Sonuçta bir format değişikliği yaptık. Yıl, gün ve ay cinsine çevrildi. Ve daha da önemlisi info dediğimizde artık obje olarak tanımlanmış olan data frame içerisindeki tarih sütununun datetime 64 tipine çevrildiğini görebiliyoruz arkadaşlar. Genellikle zaten datetime yapısını çok fazla kullanmayacağız ama dikkat etmemiz gereken nokta buradaki date time cinsine çevirebilmek. Yani veri türü muhtemelen bir zaman serisi türünde gelmeyecek. Bizler ise bu yapıları çevirme işlemini yapacağız. Hatta genellikle bunu indekse göndereceğiz. Yani buradaki indeks yapımız var ya 0-1-2 tarihleri indekse gönderme işlemi yapacağız. Tabii ki bu yine ihtiyacımıza göre. Kısaca bu kadar anlatacaklarım. Konunun içeriğine girmeden önce kısa bir böyle bir datetime yapısı üzerinde neler yapabiliriz tarihlerle ilgili. Dediğim gibi çünkü ham veriler her zaman istediğimiz gibi gelmeyebilir. Bir düzenleme işlemi yapabiliriz. Bunun böyle çok zaman serisi analize çok bir ilgisi yok ama sadece bilelim diye konunun başındayken bunu bilelim, öğrenelim. Böyle bir şey var olduğunu bilelim. Yine ihtiyacımız olduğunda gider internetten araştırırız bunu nasıl yaparız diye. Bunu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta Pandas içerisinde de yine aktif olarak kullanılan datetime yapıları da mevcut. Buna da yine bakabilirsiniz. Ama dediğim gibi bizim odak noktamız zaman serisinin analizi. Asıl konular o noktada başlayacak. O zaman çok fazla uzatmayalım. Bu videoda böyle kısa bir bilgilendirme videosu olsun. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.